Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Metin Tümsek. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzda Samsung Android telefonlara tuş kilidiyle format atmayı göreceğiz. Arkadaşlar, tuş takımlarını kullanarak bu format atmanın iki çeşidi var arkadaşlar. Birincisi, ayarlar bölümüne giriyoruz telefonumuzda. Ayarlar bölümüne girdik. En aşağıda telefon hakkında bölümüne giriyoruz. Sıfırla bölümüne girdikten sonra fabrika ayarlarını döndersek sadece tüm ayarları sıfırlar. Ama fabrika ayarlarını sıfırla dersek telefonumuzun içerisindeki her şeyi tamamen baştan sona siler. Ama bu telefonun içinde mailiniz açıksa mailin şifresini falan isteyecektir. Sıfırlamak için, çünkü burada açık olanları iptal etmek için sizden izin isteyecektir. Bu birinci yol. İkinci yolda ise arkadaşlar, telefonumuzu sadece tuş kilitlerine basarak sıfırlama. Bunu tuş kilit şifremizi unuttuğumuzda veya herhangi başka bir durumda yapabiliriz. Bu işlemi yapabilmek için telefonumuzu ilk önce kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Telefonumuzu hemen kapatıyoruz. Telefonumuz kapandıktan sonra arkadaşlar, güç tuşuna, orta tuşa ve ses açma tuşuna, üçüne aynı anda basacağız arkadaşlar. Üçünü aynı anda basıyoruz. İlk baş Galaxy J7 Pro amblemimiz, yani Samsung amblemimiz gelecek. Sonrasında ise Android güncelleştirme sistemi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu geldikten sonra bir süre bekleyeceğiz. Bu işlemimiz birkaç saniye sürecektir, sistem güncellemeleri yüklemesi. Bu işlemimizin hemen arkasından şu şekilde bir ekran açılacak arkadaşlar. Bu ekranda ses tuşlarıyla yön veriyoruz. Açma kapama tuşuyla da onay veriyoruz arkadaşlar. Buradan aşağıya VIP Data Factory Reset bölümüne geldikten sonra güç tuşuyla onay veriyoruz. Buradan gene aynı şekilde ses tuşlarıyla yön vererek Yes'e gelip güç tuşuyla onay veriyoruz arkadaşlar. Birkaç saniye bu işlemimiz sürdükten sonra tekrar bu arayüz açılacak. Bu arayüzden sonra başka hiçbir yere basmadan, yani ses tuşlarıyla yön değiştirmeden direkt güç tuşuyla en baştaki seçeneğimize onay veriyoruz arkadaşlar. Güç tuşuyla. Bu onayı verdikten sonra telefonumuz kendi hafızasına, gücüne, işlemcisine göre birkaç saniye, birkaç dakika içerisinde sıfırlamayı, resetlemeyi tamamlayacak ve fabrika ayarlarımıza tamamen telefonu ilk aldığımız güne dönmüş olacak arkadaşlar. Bu sayede telefonumuz ilk telefonu aldığımız günkü gibi içerisinde hiçbir mail, resim, video, belge, herhangi hiçbir kaydımız kalmadan sıfırlanmış olacaktır arkadaşlar. Telefonumuz birkaç saniye içerisinde gördüğünüz gibi kendiliğinden açılmaya başlayacaktır. Samsung amblemimiz gelecek ve kendi sıfır verilerini tekrardan yüklemeye başlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi iki seçenekten bir tanesini kullanabilirsiniz. Ayarlar bölümünden telefonum hakkında sıfırla, fabrika ayarlarını sıfırla bölümünden telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için telefonunuz açıksa mail adresinizin ve şifresinizi isteyecektir. Eğer bunlarla uğraşamıyorsanız, tuş telefonunuzun tuş kilidini unuttuysanız, şifrenizi unuttuysanız veya hiç uğraşmadan kısa yoldan telefonunuzu ilk günkü sıfırlama şekline döndürmek istiyorsanız, yani fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız veya telefonunuzu satacak bir başkasının eline herhangi bir bilginizin geçmesini istemeyecekseniz, bu şekilde benim gösterdiğim 3 tuş ile telefonunuz kapalıyken telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzun açılması biraz uzun sürdü. Sistem ayarlarını yüklüyor. Biraz eski model olduğundan dolayı süre telefonun kendi gücüne göre değişecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefonumuz tamamen sıfırlandıktan sonra açılma işlemi gerçekleşiyor. Açılma işlemi gerçekleştikten sonra başlayalım diye sıfırdan bir ekran geliyor. Buna ileri diyoruz. Bütün sözleşmeleri kabul ediyoruz. Sonraki diyoruz. Bunu şimdilik atla diyebiliriz. Wi-Fi hızlı kurulum seçenekleri, gene atla diyoruz.
Bunları siz isterseniz tanımlayabilir, kendi Wi-Fi'nize bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Saat tarihlerimiz doğruysa devam diyoruz. Google sözleşmelerini kabul et diyoruz. Parmak izi şifre oluşturun diyor. İsterseniz oluşturabilirsiniz. Ben devam diyordum. E-posta açmak istiyor musunuz Samsung diyor. Hayır diyorum. Geç diyorum. İşleminiz bitti. Son diyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman telefonumuz gördüğünüz gibi ilk satın aldığımız günkü gibi herhangi bir şey olmadan içerisindeki tüm videolar, kayıtlar, her şey silinmiş, sıfır haline dönmüş. Ama bu işlemi yapabilmek için telefonunuzun şarjı mümkünse %50'den yukarıda olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Özellikle beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle. Yeah.